açılıyor. Şimdi hükümet ne yapmış biliyor musunuz? 1 Mart tezkeresini çıkarırken bir taraftan işte demin konuştuğumuz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderilmesine ilişkin bir yetki alıyor. Demin konuştuğumuz konularda bir taraftan da yabancı bir ülkenin 62 bin askeri personelinin ve 255 uçağının 65 helikopterinin gelip Türkiye'de konuşlandığımız hangi ülkenin? Yok. Siz biliyor musunuz ki 1 Mart tezkeresinde Amerika'nın adı bile geçmiyor. Peki bu askeri birlikler sınırı aşarak başka ülkeye gidebilecek diyor. Hangi ülke? Onda yazmamış. Onda yazmamış. Yani oradan bu tezkereye göre Irak'a da gider, İran'a da gider, Suriye'ye de gider. Hepsi için yetki var burada. Peki bu birlikler ne zaman ülkelerine dönecekler? O da yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu tezkereyi bilir bilmez tam okumadan savunanlar acaba bu inceliklerin farkındalar mı? Evet. Zannediyorlar ki bazıları Türkiye ile Amerika birlikte operasyon yapacaktı. Irak'a yön verecektik. Bir cümle yok. Irak'la Amerika ile Türkiye'nin birlikte operasyon yapacağına dair bir tek cümle yok. Bir satır yok. Yani bu gibi metinleri çok iyi okumak, çok iyi şimdi değerlendirmek MHP'den lazım. MHP'den milletvekili adayı olan AKP'nin görüşmeci büyükelçisi Bölükbaşı televizyonlara çıkıp diyor ki 1 Mart tezkeresi geçmedi, hata oldu. Keşke çıksaydı, sorunlar çözülürdü diyor. PKK ile sorunumuz kalmaz diyor. Kalmazdı. Yani tabii onun anlamı şu. Ama bu dediğiniz noktayı söylemiyor. Söylemiyor. Şimdi şu iş ilginç, bu değerli bir arkadaşımızdır, değerli bir diplomatımızdır ama halkın gerçeklerin tümünü bilmesi lazım. Orada da yani şu izlenimi almamak lazım. Efendim 1 Mart tezkeresi kabul edilseydi mecliste bugün PKK ile bu sıkıntımız olmazdı. PKK ile mücadele yetkimiz olurdu. Yani demin de söyledik, PKK ile mücadele yetkisine sahip olmak için bir bedel ödemeniz lazım. Ama bir başka Sayın Bölükbaşı bir başka televizyonda da şunu söylüyor. Kağıdı fırlattım attım diyor görüşmede. Niye fırlatmış atmış? Türk ordusu Kuzey Irak'a girerse PKK ile mücadele etmeyecek maddesi varmış. Bunu duyunca fırlattım attım diyor. Hem bunu söylüyor hem de öbür taraftan diyor ki 1 Mart tezkeresi çıkmaması hata oldu, çıkmalıydı diyor. Allah bizi bu tür politikalardan korusun. Son bir reklamımız var sevgili seyirciler. Daha sonra toparlayarak kapatacağız. Evet, Sayın Bölükbaşı değerli bir arkadaşımızdır. Ama bazı açıklamaları gerçekten tartışmaya açıktır. Evet. Peki, az sonra buradayız efendim.